Opera. 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 Anne. Opera. Kış uykusunda opera. Kabus geriye ayıyor. Bari uyandırmayayım da 6 ay boyunca opera. Aynı rüyayı korkuyor. Opera! Ana! Opera! Ulan! Ulan! Rüyasında bile ne yapıp edip beni dövüyor, uyur döver ayı. Bari opera. Uyandırayım. Kalk lan! Kalk itin! Lan kalk lan ulan itin! Uyan! Çok kötü bir rüya görüyordum lan. Şebeğe çoğur dedin lan beni! Anne ben mi? Ne gördüğünü anlat bir hele! Lan kayfaltı filan hazırlattırıyordum, çiçek miçek taktırıyordum, kelebek melebek diyordum! Bunların hepsini ben mi yapıyordum böyle? Bir de beni operaya gönderiyordun lan! Lan bir görsen tam enter şebeklere çoğurdun lan beni! Vallahi ağzından bal damlıyor be! Ne güzel demek ya! Demek ki seni her gün uyarım mahiyetinde bir kere dövmem icap edecek! Ya. Yoksa sen ulan. Beni enterlere çoğuracaksın! Lan benim ne suçum var lan? Kudurmuş Ulan! Uzak doğuya kudurmuş köpekleri yollayacaklarına! Seni yollasalar ya! Puh! Köpek! Güle güle! Ahşap ana dayak bülteninde görüşmek üzere. Kız sen artık iyice delirdin ha. Eskiden kahvaltını sokakta yapıyordun, şimdi sokakta defile yapmaya başladın. Ne defilesi be manyak karı? İtilmiş rüyasında kabus geriye. Ondan sonra benim hayatımı kabusa çeviriyor. Ben de neyim var neyim yok, dopladım fırladım kaçtım. Bu itilmiş adı su kaybediyor ama ha. Kız insanın hayatı böyle film şeridi gibi gözünün önünden geçermiş ya ölürken ha. Benim hayatımda böyle 4 Oscar'lı bir kabus filmi gibi gözümün önünden geçecek. Sus kız sus, ağzından gel alsın. Kim bilir belki talih bir gün sana da güler. He, talih bana gülse gülse ancak kıçıyla güler. Benim bütün umudum saadet tüm tantağımda. Nasıl yani? Memleketteki terörü temizledikten sonra belki diyem hani beni de itilmiş teröründen kurtarır. Ha. Yani hazır eli değmişken o da aradan çıkar. Kız, tantan dedin ya, laf aramızda çok yakışıklı adam bayılıyor. Televizyonda çıktığı zaman böyle kala kalıyor. Ne, erotik hırslı, yüzü acıyor. Alo, orada mısın? Rahatta mısın? Lan oradayım, rahattayım. İyi günler hanımım, beni temizlik şirketinden gönderdiler. Adım kalkılmış ama dostlarım kısaca kalk der. Gel, hadi gel. Hadi ben de diyorum ya. İşte ferahlık, temizlik bizlere. Hem de hiç durulamadan, kurulamadan. Kalk, kalk, tertemiz parlatır, kalk, kalk, mis gibi parlatır. Hoş geldin kalk, hoş geldin kalk, hoş geldin kalk. Ulan, katerine bittiğim bile daha yetenekliyim be. Hey Allah'ım, inşallah kader bana da bir gün güler de şöyle buz pistlerine doğru transfer olurum. Böylece ütülmüşüm, uçurum dayağından da kurtulmuş olurum. Ulan temizlik şirketlerinde kurudum be! Uy, iyi oldu. Önce şu odadan başlayayım, sonra salona geçerim. Kalk, kalk, derdimiz parlatır. Ne diyorsun küçük bey? Anne! Ne oldu senin sıfatına böyle, kurban oldu? Kakılmış, unuttum sana söylemeyi, bu oda temizlenmeyecekti. Ne oldu bunun sıfatına böyle? Korkma canım, kızamık geçiriyor ama hastalık bulaşıcı ya, bize de bulaşmasın diye odada karantinaya aldık çocuk. Hadi, hadi ben çıkalım. Hemencik de geçer bu hastalık. Hemen geçiyor, hem de büyükler de çok tehlikeliymiş, hadi gel. Ana, güzel. Ana, kurban oldum. Anam karantinada değiştin hem benim. Anam, bağlama. Yapma, yapma. Sana ne bulaşır, yapma, çok tehlikeli, gel. Yok canım, ne bulaşacak, içim dayanmıyor, bir yere kuruyorum, yüreğim paralanıyor vallahi be! Ay oğlum, ne yürekli kadınsın, seni çok kıskandım valla. Kuyum kuyusun, ne eleyimdir, anam benim kurban oldum, anam, kara kuzum, kara kuzum, oy, oy, oy! Gel, gel, kim olursan ol, gel,
Bakılmış olsan da gel. Yeter ki dayak yemeye gel. Gel, gel. Ama derge ona girer girmez dayaktan bahsetme Allah aşkına be. Beri bak, evvela birkaç tane aparatif olarak vurayım, sonra ara sıcaklara geçeriz. Bak, şimdi devam beni. Daha sonra sana güzel bir dayak şöleni vereceğim, söz veriyorum. Yemin et. Kur'an çarpsın. Bak şöyle, az pişmiş bir sağ kuruşa. He. Böyle çok baharatlı bir aparkat. Hakkat veririz. Hakkat. Ortaya da zalata yerine uçağın tekme. Söz veriyorum. Ha, kız şimdi eşdağımı kapattım. Seni dövmesem olmaz kakım. Ya bakayım. Ne var lan? Ana. Bu yüzüne ne olmuş kız senin? Kırmızı noktalı yayına mı geçtin? Seni şimdi öldürmez miyim? Ne ben kırmızı ben... nokta bu? Ha, kırmızı nokta. Ana. Şimdi boku yedin ütülmüş. 10-2-2000 tarihli kızamık hastalığı nedeniyle dayak yayınımız rütük kararıyla 2 gün süreyle geçici durdurulmuştur. Ne diyorsun lan sen salak, ne kıza bu? Hem dayak yayınını niye durduruyorsun lan, sansürcü zihniyet? Ya anlamıyor musun manyak, işte kızamık çıkartıyorum. Ne? Vallahi çok tehlikeli. Vallahi özellikle de yetişkin insanlarda ve ayılarda ölüme bile sebebiyet verebiliyormuş. Bilmem anladı biliyor. Ne diyorsun lan sen? Sen ne biçim karısın lan? Ne sorumluluklarını bilmiyorum. Ben şimdi gibi doğacağım lan. Ya artık sen bundan sonra kafanı döveceksin. Şuraya bak. Vallahi çok güzel olmuş. Azıcık da suyuna banayım. Şu dolmalara bak. Ana. Ümit Usta bile böylesini saramaz ya. Şuraya bak. Limonlu limonlu. Fıstıklı fıstıklı valla. Hele şu tel kadayıf. Tel tel Kur'an çarpsın. Yerken arada bağırnaklarını sakın yeme. Ama söylemeyi unuttum. Bunların hepsini kendi ellerimle yaptım. Yani hastalık geçebilir. Allah belanı versin. Kırmızı puan diyen inek. Elinden yaptın ne yapıyorsun lan? Ulan şöyle kendi aramızda eğleniyoruz. Hazır dokunuz mazlumu da ilan etmişken tadını çıkartalım bari. Gene baklıcana daldıralım. Yaklaşma la benekliği bübük. Sefil hastalığını bana da bulaştıracaksın. Ulan sterilize yok. Talk show yapmayı bırak da git benim kayfa altımı hazırla. He, bir tane de çiçek bul getir. Sana şeyli çiçek takmak istiyorum. İryalar tersine çıkarmış ama kabuslar birebir aynı çıkıyor. Öyle değil mi ütülmüş? Gel lan yatalak maymun. Gerçek bir itilmiş gerekirse ölü ama asla bir kakılmışa kayfaltı hazırlamaz. Ya demek öyle. Beri bak yataktan eşyası benim kara sularıma giriyor. İhlal edersen yamuldurma varın olsun.
Bakalım senin şu kara suralarım boyu geçiyor mu? Gelme kızım. Bakayım. Gel bak, gel bakayım. Anne, dizlerime kadar bile gelmiyor. Sakın be. Gelme bak kızım. İtoş, oğlum pijama partisi öbür kahvede, sen yanlış gelmişsin. Bu kahvede kırmızı bültenle arandığını bilmiyor musun sen ha? Hangi cesaretle geliyorsun lan buraya Angut? Bilmeyen ağabey, geçen hafta hafızamı kaybetti mi, o vakıttan beri hiçbir şey hatırlamıyor. Misal şimdi şu sandalyeye oturuyorum, akşam kalkıp giderken buraya oturduğumu hatırlamıyorum. Ne kadar kötü değil mi? Bak şimdi. Şimdi bu sandalyeye oturdum. Bakalım bir şey hatırlayabilecek miyim? La Ayşegül, bana bir çay ver, açık olsun. Sana diyor abi! Hazır toplalar! Ayşegül babandır, topluyuz biz! Abi hatırlamıyorsun, hafızamı kaybettim dedim ya, bak... Bak hiçbir şey hatırlamıyorsun, hafızamı kaybettim Kadir abi, vallahi! Demek hafızanı kaybettin ha? Peki benim ismimi nasıl hatırlıyorsun? Ben kavanını da hatırlamana yardımcı olayım. Demek kavanını kaybettin ha? Alo kahılmış, benim idilmiş. Kız soğuktan doğdum, kız idilmiş. İzin ver de ıscak yuvamıza geri döneyim. İzin veriyor mu? Tamam, gel hadi gel. Tamam, bulaşmayacağım sana. Söz veriyorum, tamam gel. Gülüm benim, hemen geliyorum. Ulan iyi ki bu kıza bu hastalığına yakalanmışım ya. Ötümüşüm bu hastalıktan bu kadar korkacağını tahmin etmezdim ya. Ne var sanki bir yerin kırmızı kırmızıdır ya lan. Anne! Ne ulan bu? Dişi vermiş yaksı. Ne atacağım ben şimdi? Anne hadi bakayım. Şöyle birazcık yapayım da varım. Allah kahretsin. Gel. Çekil de gel iç. Hayvan sevenler sana kötü davrandığımı duyarsa evi basıp üstümüze gelmesinler diye sana bir şey demiyorum artık. Hadi gel. Gel diyorum lan. Gelsene lan. Anne, boyu olduğunu anlamadı ayol. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz kakılmış. Yani? Seninle kukla tiyatrosu yapacağız. Yani? Geleneksel sanatlarımızı yaşatmamız lazım değil mi? Dur bakalım. Hey ha, kara gözüm dur. Lan dur da kapatı. Lan bu ayının penceresi pek bile daha çok acı diyor ulan. Bak, kıza bak yüzüm herhalde ulan. Kıza bak falan bitti Allah aşkına ellerinden dur. Bırak. 151. Pardon küçük, anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Bunlar bu verdiğin çayla beraber 151 çay borcun oldu bana. Sen ne diyorsun be ibiş? Koş ağzından çay parası alındı. Hangi var orada görmüştür? Valla beni anlama. Koş ağzı değil, ister iler ağzı olsun, istersen kırpına rahat ol, hep parama bakarım. Ay canım annem. Ha güzel kızım. Ooo ne oluyor be? Ne çabuk imzalamışlar mütarekeyi. Olmaz ki canım böyle can ciğer yaprak sarması. Gelin gelindiğini kaynana kaynananını bilecek. Bilmeyen varsa öğretilecek. Alo. Alo, Cemal'le görüşecektim. Cemal abim yoktur. Niçin aramıştınız?
Siz kardeşisiniz galiba. Bugün Cemal'in benimle bir randevusu vardı da evden çıktı mı diye aradım. He, çıktı. Sizin adınız nedir? İsmim Arzu. Eğer görüşemezsek Arzu Hanım aradı der misiniz? Derim. Sizin saçlarınız ne renktir? Ne? Saçlarım mı? He, saçlarınız. Sarışın mısınız yoksa? Ne ilgisi var şimdi? Ben olmadık şeylere de bir ilgi kurarım. Siz merak etmeyin. Yani? Neyse, iyi günler. İyi günler. Ulan sarışın kefal. Sağolacım yani büyükannemin yadigarı kayboldu diye panik yaptım biliyor musun? Sağolasın. Ben bu el. Çek bakalım bir çay. Hemen geldi. Geldi geldi. Buyurun buyurun. Kaç şu kaç? 50 kere söyledik be. Ben çayı demli ve tek şeker içerim. İç, iç, iç. Reyhan'ın Silvestre Stallone'un hiç yaratın. Bak ben bu arada ne derim? Senin şu tesbihi bir sigortala atsak. Deprem, yangın, erişimli kaza için. Dünya halidir, ne olur ne olmaz. Yetişmişsin birader. Tamam, bunu sigortala attıralım. 151. Pardon kuçum, anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Bunlar bu verdiğin çayla beraber 151 çay borcun oldu bana. Sen ne diyorsun be ibiş? Koş ağasından çay karısı alındı. Hangi varlığında dönmüştür? Valla beni anlama. Koş ağası değil, ister ya rahat olsun, istersen kırpına rahat ol ve parama bakarım. Ben burada niye yatarım, sen biliyor musun? Ben anlamam öyle şeyleri ve paramı isterim. Cinayet, kuma meselesi yüzünden kocamı mahvettim. İyi etmişsin. Elini sağlık valla. Adam da hak etmiş ama. Böyle dünya yüzünü bir kadının üstüne hiç kuman getirilir mi? Reyhan'ın kini vuruyor bizi. Yanlış anlaşma oldu galiba. O kuma getirmedi. Ben onun üstüne kuma getirdim. Tabii bizim lavuk bunu kaldıramadı. Aramızda küçük bir tartışma çıktı. Çektim sustarını. Bir taktım. Tak 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 tak. Takladım. Yakıştır, yakıştır. Reyhan'ım aslan yürekli Richard'ım. Bu arada düşünürüm de bu 151 çay fazladır. Şöyle düz hesap yapalım da 150 olsun. Ne? Oldu 125. Ne? Sana 100 vallahi 150'nin adırına. Ne? 50. 50 borcum oldu sana. 50 çay borcum Reyhan'ın karındeşin çekip. Şöyle. Çay! Çay çay! Ne bilirsin be? Bitti kalma hadi. Sen alalım mı? Çay! Al bak. Al sen de iç, sen de. Sağ olasın. Al sen de iç. Hep bakarım da sabahtan akşama kadar böyle kitap okursun. Ben anlayamadım sen diye böyle içeri girdin. Ben düşünce suçlusuyum. Abi güzel kızım, niye düşünürsün sen? He? Düşün düşün, boktur işin. Senin suçun ne? Benim suçum muçum yoktur. Durduk yere getirdiler buraya beni.
Ekmek darbuka çarpsın yoktur lan şu kadar bir kabahatim. Ne yani, sebepsiz mi aldılar? Sebepsiz yere aldılar tabii buraya ki gözüme yeterim. Ben kendi halimden çiçeğimi satarım, baklama açarım. Yoktur kimse ciddiyle şu kadar bir günah. Bakla falı mı? Evet. Bana defa bakar mısınız? Bakarım tabii, iki gözüm kitap kurdum. Gerçi falına bize yakışmaz ama ülkenin bu zor zamanında solun birleşme umudu galiba senin fala kaldı. Hadi bak bakalım, bir birleşme falan görülüyor mu? Vallahi ne desem boştur. Tam olarak seçememekteyim. Sanki bu taraftan bakıldığında bir 5 milyoncuk gözükür. Al bakalım. Neyse şugar kızım. Vallahi görürüm hep kavga ederler. Sanki düşman olmuşlardır birbirlerini, kavga edip dururlar. Tamam anlaşıldı. Sol ne zaman birleşti ki senin fal da birleşsin. Sağ olasın. Güneser! Geldim gardiyanım, sen kim titredin geldim. Hadi yine şanslısın yırttın, şanslı sahneye. Çıkıyorum geldim. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Bir daha gelme sakın buralara. Tamam inşallah. Belki de görüşürüz ya. Bana da öyle geliyor. Yakında görüşeceğiz galiba. Tamam. Hadi çocuğunu öperim, sen de iyi bak. Kurtuldum, vallahi kurtuldum. Amamcı teyze. Altınlarım çalıntı, bulamadım. Güleser çıkmışsın ha? Vallahi çıktım çok şükür. Hadi hayırlısı olsun. Artık hırsızlık yapmazsın. Ne hırsızlığı yedim kurşun askerim? Ben hayatta hırsızlık nedir bilmem. Hepsi kuru iftiradır. Bak ben içerideyken dedim ki, dışarı çıkınca bu yiğidim kurşun askerim bir öpeceğim dedim. Gel bir doya doya öpeyim seni ve dur şunu alalım önce de rahat rahat öpeşelim. Hadi kal sağlıcakla. Güle güle. Aman ki teyze. Tespih ne zaman? Lan kim çaldı bu tespihi gene be? Kim çaldı lan? İstanbul'dan oturmayın işin. Sen yemeğim aldın, cesaret edersin tesbihini almaya. Nereye gitti lan bu tesbih? Aman şu teyze, altınların çalıntı bulamadım. Opti, yandan. Ne çıkmışsınız ama? Yemeğim, bırakın da beni, sessizlik! Burası mahkeme! Kadınlar hamamı değil! Söz vermeden konuşmak yok! Kızmayasınız sayın hakimim, agresifim! Lan sustum, konuşma, boynumu eğdim, öyle melun melun dinlerim sizi, buyurun! Hakim bey, ben bu kadından şikayetçiyim! Benim tanrılarımı çaldı! Asıl ben bu adamdan şikayetçiyim! İftiralar, kuru iftiralar atıyor! Bana komplo kuruyor, saygınlığımı zedeliyor! Ben bu adamdan şikayetçiyim, hakimim, 12 dev adamım! Sessizlik dedi! Bak, bir daha söz vermeden konuşursanız atarım ikinizi de dışarı. Hakim bey, ben 5 yıldır terasımda tavuk beslerim. Geçen gün tavuklarıma yem vermeye kümese girdiğimde bu kadını tavuklarımı çalarken yakaladım. Kuru iftiradır! Ben kimsenin tavuğunu çalmadım. Kimsenin tavuğuna kış demedim. Ben yalanım varsa bu tavukları şirin zeytin görmeyeyim. Şimdi bu tavuklar senin mi? Evet hakim bey! Şaşırtma, cezası büyüktür. Ben niye adaleti şaşırtayım? Hakimim Hasan Şaşım. Vallahi bir tane daha ben bunları civcivken isim bile koymuştum. Ne bak konuşturayım. Bunun adı Marfa, buna gidip bu an. Bir de Rıskan bu. Hakim bey, sorar mısınız lütfen? Bu kadın benim kümesinde ne arıyordu?
Doğru mu abla? Söyle bakalım. Ne işin vardı bu adamın kümesinde? Üskan kayıptır. Ben istedim ki gireyim bunun kümesine, belki oradadır diye bir de ararım. İstedim ki matlar mat, Üskan müşküsü dağılmasın hakimim. Senin cumhurun olur. Peki Özkan nerede? Aa, Özkan televizyonda bir komedisinde oynuyor Hakim Bey. Hem de Sunat Ekuysal'da. Onu sormuyorum kızım. Ben Tavuk Özkan'ı soruyorum. Tavuk Özkan'a darlardan çalmıştır. Onun kümesinde gördüm. Tavuğumu kaçırdılar. Dalga dala uçurdular. Suyuna bakmalar pişirdiler. Hakimim Yusuf Milor. Ben kimsenin tavuğunu çalmadım. Bu kadın neler diyor böyle? Sus! Sana söz vermedim. Son defa uyanıyorum, bir daha söz vermeden konuşursan atarım içeri. Doğru söyler hakimim. Ne öyle konuşursun, vır 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 vır. Beni kızdırmayasın şimdi. Mahkemedir burası. Vallahi seni şimdi dışarı atar hakimim Erman Toroğlu. Neyse, davayı bir an önce bitirelim. Karnım acıktı, öğle tatili yaklaştı. Ah, canım da nasıl bir tas kebabı istiyor bilemezsiniz savcı bey. Aa, şimdi oldu mu? Hakimim yanlış beslenenim. Kırmızı et bu yaştan sonra yenir mi hiç? He? Senin beyaz et yemem lazım. Hakimim Zekeriya diyordum. Aa, doğru söylüyorsun valla. Bak ne diyeceğim. Bu tavuklar sana uygun fiyata vereyim. Yengemle götür. Yapsın çoluk çocuk afiyetle yersiniz. Aaa! Ne güzel olurdu. Ne güzel olurdu valla. Laf aramızda. Yengen tek yemek pişirmesini beceremez. Hiç problem değil hakim. Vereyim soya soslu tavuk tarifini. Yapsın güzel yengem tarife bakıp afiyetle yiyin. Ay aklına bin yaşa. Yaz kızım yaz. Neyi? Dava sonucu mu? Ne dava sonucu canım? Soya soslu tavuk tarifini. Yaz kızım yaz. Ne durursun öyle can güzeli gibi? Gerekli malzemeler. Tavuk butu. Soya soslu. Soğan, biber, domates, biçimlik, tuz ve yağ. Şimdi sayın hakemim, butları önce küçük parçalarda keseriz. Hı. Şöyle kızarmış yağda şöyle bir kızartırız. Kızarttık mı? Kızarttık, dursun. Ondan sonracıma domatesi, biberi, soğanı doldursun. Allah! Tuzunu muzunu attıktan sonra böyle sulu sulu doldur. Hatta o suyun üzerine biraz pul biber gezdirirsin. Şamandıra! Ay çok fena oldum canım çekti. Ondan sonra cımada soya sorunu değiştirdin mi? En fazla 15-20 dakika kısık ateşte pişirdin. Afiyet olsun. Ay moranlattım vallahi. Vallahi ne güzel anlattın. İştahım açıldı. Açıldı tabii Adem'in Muzaffer Kuşan'ın. Bak ne diyeceğim. Bu tavukları sana hemen yollayayım yengeme gitsin. Sana güzel suyuna da şöyle şengelik bir çorba. Oh, karabiberim. Allah razı olsun. Kaç para demiştin? Ver 15 kağıt yeter. Aa, vallahi olmaz 15. Biraz tenzilen ya. Sermayesini kurtaramam babaya. Yapma yahu. Ne Özkan'ı da vereceğim ben sana. Hani Özkan yok ki burada. Tamam, hadi ver 10 kağıt helalleşelim. İyi, hadi bakalım. Özkan da sana bedava olsun. Al bakalım, al. Bereketlesin hakimim Mithat bereketli. Ben de kendini gör. Sen de gebe. Gebe. Getir benim tavuklarımı. Getir bakayım. Ama onlar benim tavuklarım. Onlar benim tavuklarım. Onlar benim tavuklarım. Adalet istiyoruz. Yalancı hırsız. Hem kadının tavuklarını çalıyorsun hem de kuru iddia yapıyorsun. Tamam karar verilmiştir. Karar verilmiş. Ne durumun? Bak. Toplan. 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 Benim toplar nerede? Toplar nerede diyorum? Toplar nerede? Toplar! Nerede kaldın be Gülezer be ya? Ekstraya geç kaldık ya. Ama tokmağımı yenileyim dedim. Kaybolmuştu ya. Hadi gidelim artık kız. Hadi. Aa! Hadi. Canım annem. Aa, güzel kızım. Ooo, ne oluyor be? Ne çabuk imzalamışlar mütarekeyi. Olmaz ki canım böyle
can ciğer yaprak sarması, gelin gelindiğini, kaynana kaynanalığını bilecek. Bilmeyen varsa öğretilecek. Alo. Alo, Cemal'le görüşecektim. Cemal abim yoktur. Niçin aramıştınız? Siz kardeşisiniz galiba. Bugün Cemal'in benimle bir randevusu vardı da evden çıktı mı diye aradım. He, çıktı. Sizin adınız nedir? İsmim Arzu. Eğer görüşemezsek Arzu Hanım aradı, der misiniz? Derim. Sizin saçlarınız ne renktir? Ne? Saçlarım mı? Saçlarınız. Sarışın mısınız yoksa? Ne ilgisi var şimdi? Ben olmadık şeylere de bir ilgi kurarım. Siz merak etmeyin. Yani? Neyse, iyi günler. İyi günler. Ulan sarışın kefal. Neptün'ün abi milli piyango bileti 3 numarayla büyük ikramiyeyi kaçırdı biliyor musun? Aman senin alacağın biletten ne olacak beceriksiz herif, amorti bile çekememiş. 3 rakam az mı ya, bir de kaçırmış diyorsun be abla. Aman olsun canım, yine de insan üzülüyor. Bak şimdi bu 3 rakamı tutmuş olsaydı şimdi zengindik ayol. Haklısın yani, bayağı kır payı kaçırmışsınız abla. Aman aslında var ya, iyi ki de kaçırmışız. Ay görmüyor musun şuralarda Allah aşkına? Evli baklı zengin erkekler nasıl da karılarını aldatıyor. Neptün'ü de böyle büyük bir ikramiye çıksa kim bilir ne halklar karıştırır. Bizim kocalarımız öyle mi be ablacığım? Ayol sen bizim kocalarımızı Göksel'e söyle hayvan ışık zannediyorsun galiba. Neptün'e de böyle büyük bir ikramiye çıksa o çıplak kadın dergilerinde çarşaf çarşaf boy boy resimleri çıkar karılarla. Ama bizim kocalarımız evlerine bağlı erkeklerdir. Kızım bizimkiler rahat dursa o silikon toptancı ürter. Aman abla vallahi gene abartmaya başladı. Aman ne abartması ayol, para insanı değiştirir kızım, değiştirir. Vallahi Neptün anında boşar beni. Ay boşar mı acaba? Ay içime gene kurt düştü biliyor musun? Pes vallahi abla ya. Bak yine kurdunu kendi içine sen düşürüyorsun. Neptün eniştem öyle şeyler yapmaz bir tane. Hem ortada fal yok yumurta yok ya. Bunu öğrenmenin bir yolu var aslında. Neymiş o? Falı ve yumurtayı kendimiz yaratacağız. Bak şimdi bak. Şimdi buradaki 5'i var ya, 6 yapacağız. Şuradaki 3'ünü 8 yaptık mı? Neptün'ün işten zengin oldu demektir. Ay ben sana inanamıyorum artık abla. Bak ben şimdi yapacağım. Sen de inanacaksın. Bak şu cipin güzelliğine bak. Bak bacanak. Kız gibi, gelinlik kız gibi. Ah lan ah, biraz para olacaktı. Çekecektik şu 4x4 cipi be. 2x2 neyine yetmiyor ha bacana? Boş ver, bunlar çok pahalı. Olur mu? Baksana hesaplı diyor burada. Bak. Komşuda pişer bize ne pişer? Değil mi bacanak? Bugün İstanbul'un en zengin bacanağı var galiba. Adamlara baksana cipler, bizler bunlar konuşacak belli oldu. Size layık değil ama efendim portakallı Pekin ördeği yaptım. Umarım ki beğenirsiniz Neptün Bey. Neptün Bey mi? Neler diyorsun sen hayat? Bundan sonra kendinizi alıştırmalısınız efendim. Siz artık soylu ve zengin birisiniz. Size direkt olarak Neptün diyemem değil mi Neptün Bey? Galiba yani bir anda zengin olmak psikolojime iyi gelmedi Fevriye'cim. Saçmalamaya başladın sen. Hadi otur. Bak ne güzel yapmışsın. Soğumadan yiyelim şunları. Oturayım mı?
Lütfen benimle dalga geçmeyin efendim. Sizinle ben aynı sofrada nasıl olur? Ya saçmalama Fevriye'cim. Hadi otur da artık yiyelim şu yemeğimizi. Buna inanamıyorum. Sizinle ben aynı masada nasıl oturacağım efendim? Koskoca Mühtun Bey'le aynı masada düşünsenize. Olacak şey değil. Fevriye, asabımı bozmadan otur artık. Emir telakki ederim. Derhal efendim. Ay, bu bir rüya olmalı. Ay, İstanbul'un en zenginlerinden Mevtun Bey'le aynı masada yemek yediğini birine söylesem dünyada bana hiç kimse inanmaz. Eğer bir kusur işlersem lütfen beni affedin majesteleri. Siz de takdir edersiniz ki sizin gibi zengin biriyle ilk defa yemek yiyeceğim. Sen iyi misin hayatım? Hayatım mı dediniz? Yoksa bana mı öyle geldi? Yok yok, bu kadar terazi göstermek zorunda değilsiniz efendim. Çok karakterli, çok sağlam bir insanmışsınız. Para sizi hiç değiştirmemiş. İyi geceler hayatım. İyi geceler Haşmet Mağam. Fevriye neredesin? Tabii ki yardım etmiyorum Mevtun Bey. Ne işin var yerde Fevriye'cim? Gelsene buraya. İstanbul'un sayılı zenginlerinden ve soylularından Mehtun Bey'in yatağında yatacak kadar görgüsüz değilim efendim. Abuk subuk konuşmayı bırak da Fevriye gel yatağına. Çok sağlam bir karakteriniz varmış Mehtun Bey. Başkaları olsa bu kadar zengin olunca kesinlikle değişirdi. Ya niye değişeyim Fevriye'cim? Aşk olsun yani, ben parayla değişecek adam mıyım yani? Ne bileyim, erkekler zengin olunca önce arabasını sonra karısını değiştirir derler. Ben önce karınızı değiştireceğinizi düşünmüştüm efendim. Geldim, geldim ama. Ay, kendim. Ay, abla, ben çok merak ediyorum. Enişemde bir değişiklik oldu mu? Ay yok kız, vallahi günahını almışım adamın be. Yok yok adamda. Ay o kadar ağzını aradı bir ismi çıkar diye, yok Mevtun hayır Mevtun. Ama ben size söylemiştim hanımefendi, kocalarımız böyle şeyler yapmaz diye. E tabi canım. Gezegenler arası ultra güzel bir karısı var. Öyle silikon imalatçısı bakmaz herhalde. Aynen. Şu sendeki özgüvene bayılıyorum be abla. Fatih Terim gibi rakiplerin gözünde büyütmüyorsun ablacığım. E herhalde değil mi? Aman dur, hemen gaza getirme beni. Mevzuma kapattığım şoföre bakayım, belki yanında görürüm. Aman Allah'ım. Bu olamaz. Ne olamaz bacanak? Bu adam sana hiç benzemiyor. Ya kim bu bana benzemeyen? Ya Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanan adam sana benzemiyor. Ver bakayım. Milli Piyango'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan Tahir'i çekini aldı. Ama büyük ikramiye bana çıkmıştı bacanak. Ben de öyle zannediyordum bacanak, ama anlaşılan senin sosyal statünde hiçbir değişiklik olmamış. Hala aynı doğmuş evin içeri. Olur mu ya, işte bak büyük ikramiye benim cebimde. Alçaklar, yoksa bu biletten iki tane mi sattılar? Bacanak, senin parmağın niye öyle boyalı? Bunu boyasakmış bacanak. Bu bilet sahte bacanak. Tabii ya, Fevriye ablam yemiş seni lan. Tüh be, biz de ne biçim madara olduk düşünsene. Senin çığlıkları falan. Ne yani, kandırıldı mı? Ama Fevriye bunu neden yapsın ki? Tabii ya, dün gece bana değiştin mi? Bu zenginlik seni sarhoş etti mi? Başka bir kadın var mı diye soruyordu. İşte Fevriye ablamın klasik numaralarından biri daha. Seni zengin havasına sokup değişip değişmediğini deneyecek ya. Fevriye, bu yaptığın senin yanına kalır mı sanıyorsun ha? Eğer ben böyle olmuşsam Fevriye ablam bizim zenginliğe rahat durduğumuza inanacak. Bacanak, kes şunu ya. Pazar komikleri gibi sefil espriler yapma. Oğlum kendin gibi ol da inandırıcı olsun. Tamam. Ölçüsünde tadında bırak her şeyi. Duyduğun coşkunluk bir sel, bir fırtına gibi de olsun. Tamam hadi bas şunu izle hadi. Geldim ayol. Ay yine dünya güzelim be. Ay hoş geldin kocacığım.
Lütfen böyle kocacım, bocacım gibi labali kelimeler kullanmayalım. Sana dedim bacanak be. Fevriye'yi yormayalım, kapıyı parayla açalım diye. Bilirsin paranın açmadığı kapı yoktur hesabı. İstersen çıkıp tekrar parayla açalım TÜSİAD Başkanım. Sizde bu para, bende bu yalakalık olduktan sonra. Rica ederim. Teşekkür ederim. Toz alınacak Fevriye Hanım. Yalnız biraz çabuk olun, hemen işe gitmemiz gerekiyor. Bilirsiniz biz zenginlerin çok işi olur hesabı. Erken ötmüşüm Ümran. Söylemiştim sana para gibi imaj maker yoktur diye. Bak ikinci gün değiştirdi adamı. Siz zahmet etmeyiniz. Ben yakarım. Sizin gibi milyarlarla, trilyonlarla aşırı neşir olmuş birinin sigarasını yakmak benim için büyük bir şereftir. Rica ederim. Binaenaleyh, teşekkür ederim. Abartmam, bacanak abartma. Bana bak, o kadar sevinme, o paranın hepsini senden geri alacağım çatır çatır. Olur. Ay, olmayan bir para bile bu kadar değiştirdiğine göre Allah muhafaza para çıksa ne olur? Bu cüneyte ne diyeceksin? Hadi enişten kendine para çıktı sanıyor. Bu salak ne sanıyor? Of, çok sıkıldım bacanak. Şu Necla'yı da arada bir dünya turuna çıkalım. Bilirsin bu kadar para başka türlü bitmez. Baş üstüne beyefendi. Başına masraf edip de dünya turuna çıkma istersen Mektum. Ben sana dünyanın kaç bucak olduğunu hemen şuracıkla gösteririm. Hata yaparsın Fevriye. Karşında o eski fakir ama gururlu genç Mektum yok artık. Ona göre. Ay sen şu konuşmaya görünce kendini bir şey zannetmeye başladın. Alçak Mektum. Alçak. Pişman olacaksın. Pişin pişin pişman olacaksın. Ne yapıyorsun? Lütfen ismimle hitap ederek gereksiz bir samimiyet çabasına girme. Her şey bitti artık. Saçmalama Fevriye ya. Dediklerime inandın mı? Seni hiç birkaç trilyoncuğa değiştir miyim ben? Onların hepsi numaraydı. Nasıl yani numara? Bilirsin işte. Sizin yaptığınız gibi bir numara. biz ne yapmışız ki o? Bak Fevriye'cim. Bu bilet Milli Piyango İdaresi'nin değil... ...Fevriye Piyango İdaresi'nin. Ya... Talihli'nin resmini gazetede görünce uyandım ancak. Vay alçak seni vay. Demek sen de bizi işlettin ha? Ay ben bir an zengin olunca beni terk edeceğini sandım. Fevriye'cim ben öyle şeyler yapar mıyım hiç ha? Ay ne bileyim ben. Kıskançlıklısını tanımıyorum bazen. Ben şimdi çok mutluyum biliyor musun? Ben de canım. Ah Fevriye ah. Bir de aldığım şu bilete büyük ikramiye çıkarsa... O zaman mutluluğumuz ikiye katlandı demektir. Büyük ikramiyeni aman Allah'ım çok merak ettim. Fevriye! Çabuk merak Fevriye, ettim ama! Fevriye! Fevriye! Anneciğim eline sağlık. O net çok güzel olmuştu. Ne güzeli be! Ha, midemi kavurdu attı. Bu kadın ya benzin istasyonundan alıyor galiba. Afiyet şeker olsun güzel kızım. Ne mutlu bana evladım. Hiç olmazsa evimizde yediği yemeğe teşekkür eden bir kişi oldu. Çok şükür Allah'a. Hadi ben de Sofya toplamaya yardım edeyim. Siz okula geç kalmıyor musunuz be çocuğum? Ay aslında geç kaldık ama Sofya toplayalım da öyle gideriz. Hadi kalk sen birkaç tane bir şey topla. Ne gerek var be çocuğum hadi kalkın gidin bir an evvel okulunuza. Sağ ol babaannem. Hadi zıpla zıpla çocuk. Değil mi? Öğrenci dediğin doğru okula. Zaten evin işlerini yapacak bir hizmetçimiz nasıl olsa var. Hem yarın öbür gün evlendiğinizde sofrayı toplamaktan ananız ağlayacak. Ay şimdi yemiş de gitmiş gibi olmasın. Yok olmaz. Zaten hemen şurada bir iki tane bir şey var. Ben de kalkar toplarım, çarparım, bölerim. Tamam ayıp olmaz o zaman. Yok hadi gidin. Hadi öptüm babaanne. Öptüm. Ya Atatürk bile bu millete hizmet etmeyi öğretememiş. Buna kim öğretmiş bilmem ki. Nerede çocuklar gittiler mi? Yok bu kadına da bir gözlük şart oldu artık. Evet gittiler bak yoklar. Neyim Haşmet'e de şart canım. Ayol biraz yardım etse sofrayı toplasaydı elle mi yapışırdı yani? Hizmetçisi mi var burada? Ben de öyle dedim. Hizmetçiniz mi var dedim ama dinleyen kim? Hatta giderken bir tekerleme söyledi, neydi o? Biz yedik, Allah artırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın gibi bir şeyler söyledi. Vay edepsiz vay. Hizmetçiydim ben çünkü, elle yapışırdı çünkü. Bilmem artık o kadarını. Selvim,
Ah evladım gitti, sağ kolumdu, sağ kolum gitti. Ay yok Haşmet'i ben söyleyeyim, bu çomalak kadını hemen boşasın. Bak kendi de itiraf ediyor sağ kolum gitti diye. Hadi Zehra Hanım, iş başa düştü. Topla sofranı kızım sen. Hele gerek. Bak, bir de nispet olsun diye Taci'ye dönüp annen toplar sofrayı dedi. Daha başka şeyler dedi, dur biraz düşüneyim bakayım. Az yayında kendinize bir uşak tuttuk. Babanızın hizmetçisi mi var? Yani buna benzer şeyler de. Tarifi mümkün ne anlatması. Can, bak güzelim. Bir evde oturursak eğer bazı kurallar vardır uyulması gereken. Ama biz aynı evde oturuyoruz ki anne, biraz daha gideceğim. Tabii güzel evladım. Şimdi gideceksin ama Allah kısmet ederse 2 hafta sonra bu eve gelin olarak geleceksin. Onun için de uymamız gereken kurallarımız var. Ne gibi kurallar? Bak çocuğum, yani yapılacak, müşterek yapılacak işler var. Çamaşır, bulaşık gibi. Ne güzel evladım, böyle şeyler liste halinde söylenmez ki. Zehracığım. Efendim canım. Bir kahve yapsan da orta şekerli içsek. Tabii ben yaparım Haşmet. Sen zahmet etmeseydin anacığım. Yok be çocuğum, ne zahmeti. Zaten benim de canım istiyordu. Hem sonra bu kadın yaparsa ben nasıl içeceğim. Biliyorsun bu kızı istemeye gittiğimizde içmiştim. Neredeyse ülser oluyordu. Aman anacığım yapma Allah aşkına. Ben bildim bileli bizden ağrır senin. Yani bu oğlan da niye avukat olmadı bilmem. Ne zaman bir şey olsa arka çıkacak bu kadına. Hayır. Ay. Bilinmeden tutulur. Seni gördüğüm zaman güller. Kahveyi kaynadırlar, havar. Kavgayı çıkartırlar, vay vay. Meydan muharebesi başlamak üzeredir. Ben de kavganın en kızışmış anında girerim içeri. Onlar kavga ederken ben de öpürdete öpürdete içerim. Oh! Anneciğim, ya haklısın, ne olursa olsun sofrayı bırakıp gitmemem gerekirdi. Ama gör bak, hepsini öğreneceğim, sana söz veriyorum, özür dilerim. Estağfurullah yavrum, tabii öğreneceksin. Ay canım annem. Ha güzel kızım. Oh! Ne oluyor be? Ne çabuk imzalamışlar mütarekeyi. Olmaz ki canım böyle can ciğer yaprak sarması. Gelin gelindiğini. Kaynana kaynananını bilecek. Bilmeyen varsa öğretilecek. Oo, maşallah. Ne kadınlar var ya. Bir fıstık iyi yeşile girmemiş. Merak ettim, ben de bakacağım. Gel bak bak. Kadının evinde aynası yok ama acelesi var galiba. Baksana üstüne ne bulduysa geçirmiş. Aman babaanne, bu artık moda. Buna grunge deniyor. Üstelik bak, florada fıstık yeşil. Aa doğru valla. Evladım Ayça, hazır ayağa kalkmışken... Ayça kızım, ayağa kalkmışken söyle bu kadına, bu da ayağa kalksın. Hem ayağa kalkmış olur değil mi? Bak gene kullanacak seni ha, haberin olsun. Aman Sülahiye Hanım, ne kadar kötüsün. Niçin aramızı açmaya çalışıyorsun sen Allah aşkına? Ayıp yani, ayıp. Ne var, ayağa kalkmışken mutfakta bu yemeğin altını kız diyecektim. Bak başta öyle de sonra bir bakmışsın ki ayaklarını yıkatıyor. Mizaç olarak tembel bir kadın. Yani insan kullanmayı seviyor. Aman babaanne, bu kadar büyütecek bir şey yok. Yaparım tabii. Ayça. Efendim? Güzel kızım, çorbanın altını kapat. Tamam. Düdüklüğün de altını kısıver. Oldu, hadi tamam. Güzel evladım. Kadında şöyle bir kayınvalide ağırlığı yok ki. Asker arkadaşıyla konuşuyor sanki. Tek 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 tek. Nereye babaanneciğim? Ben su içeceğim. Ben getireyim istersen sana. Ah benim talihsiz evladım. Başında böyle bir kaynana varken evde benim örnek olmam gerekir ki benden utansın da yumurtalarını serinletsin. Ne yumurtası? Bilmezsin değil mi? Bu kadın baksana sabahtan beri kuluçkaya yatmış tavuk gibi oturup yumurtalarını serinletiyor. Dantel örüyorum Sürahiye Hanım, dantel. O dantel ancak balık tutmaya yarar be. Dantel dediğinde şöyle bir letafet olacak, letafet. Ay, 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 ay.
bu kadın ne demişti? Evet, çorbanın altı kapatılacak, plakinin altı kısılacak. Ayşe kızım gelince ne yapacak? Çorbanın altını yakacak. Evet. Tamam. Evet, bunun altında kapatacak. Böylece o kum saati kılıklı kadın kendi başına iş yapmasını öğrenecek. Ay çorbanın altını kapatacaktın. Ay Hızır kız, ay. Bunu ne yapmış acaba? Ah yağmur yağacak galiba. Ayça yavrum, hani yemeğin altını kısacaktın? Kıstım ya anne. Ne kısması? Kapatmışsın evladım. Fasulyeler taş gibi olmuş tencerenin içinde. Anne, vallahi kasıtlı bir şey yapmadım ben. Tabii canım. Niye kasıtlı bir şey yapsın ki? Herhalde sadece bu ocağın düğmesini yanlış yöne çevirdi. O kadar. O kadar olur mu Süreyya Hanım? Canım çıktı o havuçlarla patatesleri ayıklamak için. Anneciğim üzülme, yarın bir daha pişiririz. Tabii canım. Yani tekrar pişirilebilir. En iyisi siz akşamdan suya koyun ıslansın. Sabahleyin tazesini yaparsınız canım. Allah Allah. Tamam kızım, tamam. Hatasız kul olmazmış. Ama bir daha lütfen dikkatli ol, evi yavrum. Canım benim, güzelim. Ya. Bir daha yapmam, söz veriyorum anneciğim. Yok, bunda da iş yok canım. Yok, vallahi yok. Ayça, sizin evde ütü yok muydu? Var, ne olmuş? Ne olmuş, daha ne olsun? Baksana pantolonuma, otoyola dönmüş. İki gidiş, üç geliş. Aman Taci, abartma ya. Nerede hani? İşte bak bak, burada ve burada. Doğru vallahi. Ama boş ver, yeni moda. Hem kimsenin böyle pantolonu yok, gayet hoş bence. Hadi ya. Gelinim doğru söylüyor Taci, boşuna bağırıp çağırma. Hakikaten çok değişik olmuş. garaj değil mi? Ne garajı babaanne ya? Zaten moralim bozuk. Taşa kızım, o modanın adı neydi? Grunge babaanne, grunge. Grunge. Doğru valla. Evladım, niye huysuzluk ediyorsun sen böyle durup dururken? Yavru kızcağız mecbur mu senin pantolonu ütülemeye? Henüz karın değil, nişanlın. Teşekkür edeceğine böyle mi yapılır? Ayıp oğlum, ayıp. Ama anne baksana, bunun giyilecek hali mi kalmış? Ay huysuz oğlum. Çıkar da ben ütüleyeyim. Hem de Ayça öğrenmiş olur. Hadi siz eğitim öğretim işlerine başlayın. Ben kaçıyorum. Akşama geç mi geleceksin? Yok canım ki. Hadi kızım, sen de suratını asma bakalım. Zehra da ilk zamanlar beceremiyordu ütüyü. Hilafi hakikat konuşma Aşmet. Gören de bu kadın ütüyü becerebildiğini sanacak. Tabii ki beceriyor anacığım. Becermese öğretmeye kalkar mı? Tabii canım. Şimdi bu kadın ütüyü yaparken benim güzel kızım da nasıl yapılmaması gerektiğini öğrenecek. Yoksa başka türlü mümkün değil. Efendim güzel evladım. Efendim güzel evladım benim. Şöyle bu tarafta otur. İşte güzel kızım. Böyle. Tam çizgisini çizgisine getireceksin. Tamam mı? Bak. Birer tane çizgi oluyor o zaman pantolonda. Çok kolaymış anne ya. Kolay tabii güzel evladım. Bir keresini bozarsan ikincisini muhakkak daha güzel yaparsın. Hadi götürelim de o huysuz oğlum giysin bunu. Nihayet teneffüse çıkabildiler. Şu ütünün ayarını bozayım da görsünler günlerini. Nerede bunun en sıcak yeri? Tamam. İşte böyle. Bizim müstakbel gelin de bir şeyleri yaktı mı? Sen gör bak gümbürtüyü. Tam da uykum gelmişti. Sıvışayım buradan. Ütü kurslarına devam değil mi? Tabii ya. Hadi kolay gelsin. Hadi güzel kızım. Al oradan bir şey. Yay güzel. Başla ütülemeye. Hadi bakalım. Bir güzel. Sileyelim önce. Aferin sana. Şunu bir bitirsem. Göreceksiniz birazdan elbise nasıl ütülenirmiş. Şimdi ütülemeye başlayalım. Anne bir şey oldu. Ayça ne yaptın? Ne yapacak? Yaktı canım elbiseyi. Oh!
Şimdi nasıl da kapışırlar birbirlerinden. Ayça ne yaptın? Dumanları görmüyor musun? Hiç telaş etmeye gerek yok. Etfaiyeye haber veririz, olur biter. Ay anne! Ay ne yaptın kızım? Mahvolduk. Sürahiye Hanım'ın en sevdiği elbiseydi. Ne yaptın Ayça? Ne elbisesi be? Paralarını sakladığı torba da bunun altındaymış. Ah be kızım be evladım, ne yaptın? Ne parası be? Ne? Haşmet! Haşmet çabuk yetiş oğlum! Haşmet beni en yakın SSK'ya yatır evladım! Ölmek istiyorum! Ula Altay Bursa Spor. Ula çok sürpriz bir maç bu da. Altay'ın sahasında oynuyor. Bursa da çok güçlü bir takım. Acaba hava nasıl oluyor? Deliye durdum peşte maloni. Buldum bilsem ki senun idi. O abi sarı vudum. Hamza ne oluyor? Spor toto mu oynayasın kızım? Spor totoyu oynayan benim ama 13 artı 1'i bulmuş gibi sevinirsiniz. Daha neyiz? Ne iş olacak kızım? Bizim pazar yerinin oradaki boş arsa var ya. Bugün belediyeden oraya inşaat izni çıkayamadım. Onun için yani onun mal sahibisiyle böyle ikili görüşmelere gidiyoruz. Sevindim. Hamza, kızım. Bir böyle kadın gözüyle bir bak bakalım, yakışıklı oldu mu, urubalarım yakıştı mı bana, nasıl görünüyorum he? İyidir, iyidir. Ayrıca erkek kısmısının bu kadar süslüsü iyi değildir ha, tüsün gibi evden kaçar. Canım niçin öyle diyorsun şimdi Hamsi he? Ya baba, iş üstündeyken böyle yakışıklı, iyi görünmek lazım da kızım. Ulan kainatın en önemli maçıdır da! Trabzonspor Fenerbahçe! Bak bu maç çok önemlidir Cemal abi. Üç ihtimalli bir maçtı bu. Ya Fener'i yeneruk, ya Fener bize yenilir, ya da 0-0 galip oluruk. Ya da Trabzonspor'un altını üstüne getiririk. Tamam tamam Hamsi. Hadi Allah'a ısmarladık kızım, ben gideyim de bizim uşaklar demiri çimentoyu fazla kullanmasınlar. Yoksa ilk günlük kapanırlık buraya ha. Seni görün de Arslan'ın nikahını aldı zannedir. Bana bak böyle huysuz virgin gibi süslendin püslendin. Ne oluyor Ya ne olacak Hamsi, niçin öyle diyorsun? Her gün bir sürü insanla böyle şey oluyor, muhatap oluyoruz. Onun için kaportayı biraz güzel göstermek lazım. Hadi Allah'a ısmarladık ha. Ulan bu maçı bir tutturursam, önce kendime Tanzu'nunki gibi böyle altın kaplamalı bir tabanca alacağım. Galanıyla da Trabzonspor'un orta sahasına birkaç tane ecnebi futbolcu koyacağım. Ulan Fener Trabzon maçına kaç verdin? Kaç vereceğim? 36 golunu da çektim direği, 15 tane çekeceğiz he! Aslanım benim, Trabzon! Çekeceğim direği. Alo. Alo, Cemal'le görüşecektim. Cemal abim yoktur, niçin aramıştınız? Siz kardeşisiniz galiba. Bugün Cemal'in benimle bir randevusu vardı da evden çıktı mı diye aradım. Çıktı. Sizin adınız nedir? İsmim Arzu. Eğer görüşemezsek Arzu Hanım aradı, der misiniz? Derim. Sizin saçlarınız ne renktir? Ne? Saçlarım mı? Saçlarınız. Sarışın mısınız yoksa? Ne ilgisi var şimdi? Ben olmadık şeylere de bir ilgi kurarım, siz merak etmeyin. Yani? Neyse, iyi günler. İyi günler. Ulan sarışın kefal. Cemal abim kadar piriket düşsün başınıza Evli bir adama randevu vermeyi utanmıyorsunuz değil mi? Tursun deyusuna da randevu verdiniz de ne oldu? Hacı beni dekodersiz mekodersiz canlı yayında bırakıp gitti Ulan banko bir oynayacağım. Bir al sağda, bir sağda, sağda. Çok güzel oldu be. Alo. Alo. Ben Serap, Cemal Bey çıktı mı? Cemal abimin girmesinde çıkmasında sahne. Ne demek bana ne? Bugün ofiste buluşacaktık ayol. Emine yengemin
Şeye gitmesini mi kolluydunuz da? Siz her telefon açanla böyle mi konuşursunuz hanımefendi? He, bayalı karılarla böyle konuşurum. Çattık vallahi. He, çat. Ula bu karılar kendilerinden mi Cemal abimi arayın? Yoksa bütün bunlar Cemal abimin yemeleri mi? Ula totemin de içine ettiler he. Şimdi bu kafayla dotu da oynanmaz. Ulan ne diyordum? He. Ula bu karılar eğer ki Cemal abimin aşna fişnesiyse Emine yengemin Cemal abimi 3-5 yerinden delmesi caizdir. Ula Şamşiye, sen burada ne arıyorsun da? Hadi olaya el koy bir an önce daha. Ula Cemal abi, eğer ki o Burak Kut hergilesi gibi yaşandı bitti saygısızca, aldatmanın tadına varınca dediysen, yaktım senin ciğerini. Buyurun. Cemal abiyle görüşecektim, nereye dur? Burası'nda hiç görüşmesi yok. Ya tamam, ben siz rahatsız olmayın. Siz kimsiniz? Benim o kız kardeşim de. Buyurun. Ulan benim hayatım alt kupasıma giren garılara karşı erkeklerini takip etmekle mi geçecek be? Tursun pokuyanı bitti, bir de Cemal abimin peşinde koşturuyorum. İnşallah düşündüğüm gibi değildir da. Ay yani Yıldo yanınızda stajyer kafa koparıcı kalır vallahi. Çok şakacısınız Cemal. Bu yere kıkırım şimdi. Ulan bunlar içeride tuttuğunu koparırlar da. Abartıyorsunuz Arzu Hanım yani. Bırak buraya amatörse espri yapmaya kalkayım. İlahi Cemal Bey. Ay çok güldürdünüz. Başımıza kötü bir şey gelmesin bari. Aferin Garyan. Yediğim okun cezasını bileyim. Bedava gülmek iyiydi daha. İnsanlar bu iş için usta bir de para veriyorlar, biliyor musunuz? Her neyse canım, şimdi gelelim esas meselenin üstüne. Hay hay gelelim Cemal Beyciğim. Oy, tuttu fırıttı hamsisi. Ulan bunlar ne ülke puanlarını arttırmaya başlayacaklar neredeyse. Arzu Hanım biliyorsunuz sizi severim. Yani bundan evvel de aramızda pek çok alışveriş olmuştu. Onun için size uç daire veriyorum abi. Aa vallahi dünyada olmaz. Enflasyondan haberiniz yok galiba Cemal Beyciğim. Benim malıma daha çok daire veren var, bunu biliyorsunuz. Uyyy! Günahkar amca, onu yıkıldım, onu yıkıldım da kapandım. Ulan ben Cemal abim baş dursunmuş da, bütün daireleri garları yiyeymiş. Canım şimdi sizi mi kırdık ha buraya yani Arzu Hanım? Size istediğiniz 5 daireyi verdim gitti. Ah, ayol çok cömertsiniz vallahi. Ben de kabul ediyorum, anlaştık. Allah'ım kesinlikle vurmadan önce Cemal abimi mi sıraya soktun da? Benim zaferim konusunda abim abim dinlemeyeceğimi bilmen gerekiyor, değil mi? Bir de son duasınızı etsin, fazla vaktim yok, tekniği çekeceğim. Kızamsiye, ne ediyorsun ha buraya? Tamam canım, bari bir düğün yetkiye dolanarak burada soruları ben sorarım. Asıl senin ne işin vardı bu karılarla da? O karılar yabancı değildi ki. Tabii benim de üçer beşer vereceğim dairelerim olsaydı, benim de tanıdığım bir sürü gari olurdu da. Ulan Ziya, sen anladığın gibi değildi diyorum sana. Ya hava arsa sahibi Arzu Hanım'dı, bu da Mimar Sedef Hanım'dı da. İkisi de evli bakı, çok sözü sahibi ehli namuslu insanlardı. Ulan abi şeyle projeyi ben arsaya kaç daire karşılığında alacağımızı pazarlığını yediydik ha buraya. Arsa mı? Peki, ben yarım saattir sizi dinleyirim dışarıda. Ne öyle pavyonda konuşur gibi, kiki kiki gir gir, böyle arsa pazarlığı mı edilir da? Ya Asya, ağlaya ağlaya mı pazarlık edildiydik, elbette güleceğim. Bunda ne kötülük vardı? Şanslısın Cemal abi. İyi halinden ötürü kaşının arasından vurulma cezasından kurtuldun. Cezan topuğuna kadar indi. Ha o zaman güzel topuğunu da sessiz, ağrısız, sızısız vurayım da. İnce ince, Yasemince her mevzuya.